Ee, bu arada Delali Beşiktaş'ta Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş'a. Sonra onu açacağız konuşacağız. Mesela orada Cesus'un enter... Ha, Sercan hazırmış hatta telefonda. Şu Delali'yi bir kapatalım mevzuyu. Sonra devam edelim. Evet Sercan detaylar sende. Aykut İnce yayınlar kolay gelsin. Artık alemin gözü yaşlı Delali Beşiktaş'ta diyebiliyoruz. Ee, Dünya ünlü bir futbolcu artık bu gece geç saatlerde özel bir uçakta İstanbul'da gelecek. Ardından yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve pazartesi günü Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynayacağı e, Sivas Spor maçında kadroda olacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durşebi, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da ve Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın yaklaşık 3 haftadan bu yana bu transferi yürüttüğünü bizlerin de İngiliz basınından da önce Türkiye'de ve dünyada ilk olarak Spor ekranlarında duyurduğumuz bir transfer gelişmesiydi. Ee, yıllık ücretine dair ilerleyen dakikalarda daha net bir rakam paylaşabiliriz. Ancak kiralık olacak sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu iki şıkla olacak. Bir tanesi Ocak ayına kadar almak isterse Beşiktaş Everton'a 6 milyon euro ödeyerek bon servisini alabilecek. İkinci şık sezon sonuna kadar almak isterse 8 milyon euro karşılığında Dellali'nin e, bon servisini alabilecek e, detaylar bu şekilde tekrar tüm Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun Deli Ali. gelelim Beşiktaş'a uzun süredir konuşulan bir isim var geçtiğimiz haftadan beri o da Deli Ali Deli Ali transferinin ateşini Sercan Dikme yakmıştı tüm Türkiye'ye bu ismi ilk Aspor ekranlarından kendisi paylaşmıştı bugün de yine son dakika gelişmesiyle Deli Ali anlaşmasının gerçekleştiğini Yine ilk olarak sizlerle o paylaştı. Sercan Dikme hem tebrik ediyorum her zaman olduğu gibi hem de tabii ki detayları istiyorum. Sinem çok teşekkür ederim güzel düşüncelerinden dolayı. Her muhabirin en beklediği, en sevineceği zaman transfer haberini doğru vermek ama böyle dünyaca ünlü bir yıldız haberinde 8 gün sonra yapmış olduğumuz haberin doğruluk payının çok çok yüksek olduğunu ortaya çıkması bu 8 günlük süre zarfı içerisinde. Ağaspor olarak bizleri yalanlamaya çalışanlara da bir ders niteliği taşıyor. E, artık Beşiktaş hayırlı olsun. Bu gece 01.30 sularında Atatürk Havalimanı genel havacılık sahasına iniş yapacak dünya cümle yıldız. E, sözleşme şartları ile ilgili olarak uzun zamandır konuşuyoruz. Belki arada gitgeller yaşandı, yılan hikayesine döndü, gelecek mi gidecek mi, Everton'da mı kalacak ancak bu sürede bu 8 günlük özellikle ilk 2 günü biraz dışarıda bırakalım. Son 6 günlük süre zarfı içerisinde Dellali'nin Beşiktaş'a gelme isteği, Dellali'nin İstanbul'da siyah beyazlı formaya giyme isteği bu transferin artık bu 6-7 günlük süre zarfında olumlu anlamda sonuçlanmasına yol açtı. Dellali Beşiktaş'tan yaklaşık yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş. Beşiktaş kulübü yapılan Everton'la yapılan kontratta satın alma opsiyonuna dair iki tane madde koydurdu. Birincisi Ocak ayına kadar Delali'nin bonservisini almak isterse 6 milyon euro sezon sonunda bırakırsa bonservisini satın alma durumunu 8 milyon euro ödeyecek. Artık bu süre zarfı içerisinde özellikle dün bunu Aspor ekranlarında paylaşmıştık. Bugün olmadı ancak dün Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Valerian İsmail ve Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Sayın Ceyhun Kazancı Delali ile bir FaceTime görüşmesi yaptı ve e, oynayacağı pozisyona dair, Beşiktaş'ın oyun anlayışına dair notlar paylaşıldı. Valerian İsmail'in kendisine biçeceği rol anlatıldı Valerian İsmail'den Delali'ye. Ve en önemli durum bu, Delali pazartesi günü Beşiktaş'ın Sivas Spor'la oynayacağı Vodafone Park'taki Süper Lig maçında maç kadrosunda olacak ve hocanın forma şansı vermesi durumunda sürede alacak. Zaten bu süre zarfı içerisinde ben Delali tarafıyla da konuşma fırsatı buldum. Delali ile konuşan Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle de görüştüm. Fiziki anlamda herhangi bir problemi yok. Yani yani bugün geldi Delali. Yarın bir Beşiktaş'ın maçı var. Süre verilmesi durumunda belki 90 dakika değil ancak maçın 30-35 dakikalık diliminde rahatlıkla oynayabilecek, süre alabilecek bir oyuncu konumunda fiziki açıdan ancak 90 dakikayı kaldırabilir mi? Belki bir soru işareti taşıyor. Beşiktaşlı taraftarların bu ve Delali transferinden dolayı ne kadar mutlu olduğunu sosyal medyadan özellikle biz haberi paylaştığımız o 8 günlük bugüne kadar olan sürede rahatlıkla anlayabiliyoruz. Beşiktaş yönetiminde de Sayın Başkan Ahmet Durçebi iyi transfer süreci geçirdiğini, iyi oyuncular kadroya kattığını ifade ediyordu. Ancak yakın çevresine Delali transferinden sonra öğrendiğimiz bir not var. Şunu paylaşmak isterim. Delali transferini hep, e, hep kullanılır transfer dönemlerinde son 10 yıllık dilimde. Çilek. O çilek transferini Beşiktaşlı taraftarlara sunmak istiyordu. O yüzden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi'nin bu dönemde fazlasıyla etkin rol oynadığını da ayrı bir parantez açarak söylemekte fayda var. Artık Beşiktaşlı taraftarlar Beşiktaş Kulübü'nün duyurmuş olduğu gibi 0-1, 0-1-30 sularında e, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve artık Beşiktaşlı taraftarlarla tanışacak. Ee, burada Beşiktaş Kulübü yetkilileri dellaliyi ikna etmeye çalışırken önceki yıllarda yıldızı sönmüş, eski performansını aratan futbolculardan örnek verdi. Dembaba gibi, Mario G Gomez gibi, belki ismi daha önceden çok az duyulmuş olan Talisca gibi ve benzeri birçok futbolcu sayabiliriz. Del Delali'ye de bunlar söylendi. Evet performansın düşmüş olabilir. Belki Mourinho'nun o herkesin bildiği videoda da anlattığı gibi ancak Delali henüz 26 yaşında ve bundan 3 yıl önce 100 milyon euroları bulmuş. Dünyanın en önemli 10-15 futbolcusundan biri olarak kabul ediliyordu. İşte Beşiktaş'ın da en büyük amacı Delali'yi tekrar dünya yıldızı olarak hatırlatması kendisine. Sercan güzel güzel anlattın. İşin tabii ki profesyonel boyutunu almış olduk senden. Peki, eee Delali'nin bir tabii sevinci var, gol sevinci var. Artık tüm dünyaya mal olmuş. Yapabiliyor musun? yapamıyor musun? Sinem, <laughs> benim parmaklarım çok kalın. <laughs> o yüzden yapamıyorum ama sen uygulamalı olarak gösterirsen izleyerek senden örnek alabilirim. Birkaç kez denedik ama hadi bir de canlı yayında deneyelim. Yapalım. Yapalım. İlk hadi. hangi hareketi yapıyoruz? İlk önce böyle yapıyoruz. <laughs> Görüyorsun. Tamam. Görüyoruz ilerle. <laughs> İndirdim. Açıyoruz. Oldu mu? Oldu. Mu? <laughs> Oldu ama bunu yapmamız lazım tabii. <laughs> Hayırlı olsun Hemeniz tekrar Deli Ali Beşiktaş'a. Çok teşekkürler e, aktardıkların için bir kez daha tebrik edelim. Sevgili izleyenler yine canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Dedik ki Şampiyonlar Ligi'nin ateşi bugün Trabzon'da yanıyor. Hemen gidiyoruz stada. Yunus Emresel ve Hamdi Aslan karşımızda. Maça daha dakikalar var ama eminim heyecan çok büyüktür. Hamdi hocama da çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bol şanslar diliyorum ve sözü size bırakıyorum. Teşekkürler Sinem Ökten. Biz senin de söylediğin gibi Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde artık heyecan doruk noktaya ulaşmaya başladı. Maça daha saatler var ama Trabzonspor taraftarları buraya adeta akın ediyor şu an itibariyle. Zaten maçın biletleri satışa sunulduktan bir dakika sonra tamamen tükenmişti. Biz de maçı değerli yorumcumuz Hamdi Aslan'la yorumlayacağız. Sinem Ökten'in çok selam var hocam bu arada. <laughs> Benden de çok selam Sinem